Futbol Olmadan Asla kanalından hepinize merhaba. Bu videomuzda Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Matias Vecino'nun teknik, zihinsel ve fiziksel özelliklerine hızlı biçimde göz atacağız. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, ben de Galatasaray taraftarlarının büyük çoğunluğu gibi Galatasaray'ın bu uzun bekleyişin ve yükselen beklentilerin ardından yapması gereken transferin daha yüksek profilli bir oyuncu olması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuyu transfer döneminin kapanmasının ardından hazırlayacağımız detaylı transfer analizi videomuzda uzun uzun konuşacağız. Ama şimdilik konumuza, yani Matias Vecino'ya dönelim. Matias Vecino, 24 Ağustos 1991 doğumlu, 32 yaşında Uruguaylı orta saha. 1.87 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Ana mevkisi orta sahanın merkezi. Acil ihtiyaç halinde ön libero ve 10 numara mevkilerinde de geçici olarak forma giyebiliyor. Güçlü yönleri, uzun boyuna bağlı hava hakimiyeti, mükemmel olmasa da nispeten iyi sayılabilecek tekniği ve pas becerisi, çalışkan, ön sezi yeteneği yüksek ve takım oyununa yatkın bir oyuncu olması. Zayıf yönleri ise dribling, hız, çeviklik gibi fiziksel özelliklerinin zayıf olması ve duran top kullanma, takım savunması gibi konularda da pek de becerikli bir oyuncu olmaması. Galatasaray taraftarlarının bu sezon net biçimde gördüğü eksiklik neydi? Box to box oynayabilecek, orta sahaya dinamizm getirip oyunu hem defansif hem de ofansif anlamda oynayabilen çift yönlü bir orta saha. Burada oyuncunun sahip olması gereken en önemli unsurlar dribling yeteneği, hız, çeviklik, pas gibi özellikleriyle hücuma katkı sağlayabilme becerisiyken aynı zamanda savunma yönünün de kuvvetli olması. Vecino'ya baktığımızda kağıt üstünde ve geçmiş kariyerinde bu unsurların pek çoğunu maalesef göremiyoruz. Vecino bugüne kadar ülkesi Uruguay'ın kulüpleri olan Central, Nacional ve Serie A kulüpleri Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter ve Lazio formaları giydi. 13 yıllık futbol kariyerinde 300 maça çıktı. Bu maçlarda maç başı ortalama 62 dakika sahada kalırken 27 gol, 18 asist üretti. Vecino, kariyerinin en uzun dönemini 2017-2022 yılları arasında Inter'de geçirdi. Inter kariyeri boyunca 127 maça çıktı. Maç başı 61.48 dakika sahada kalırken 13 gol, 7 asistlik hücum katkısı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise Lazio'da forma giydi ve Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. Maç başı 51.88 dakika sahada kalırken 4 gol attı, 1 de asist yaptı. Vecino'nun bir de geçtiğimiz sezona ait maç içi performans istatistiklerine bakalım. Matias Vecino, Lazio formasıyla Serie A özelinde 17'si ilk 11 olmak üzere toplam 32 maça çıktı ve bu maçlarda 53 dakika sahada kaldı. Sezon genelinde maç başı isabetli pas yüzdesi %86. Ancak isabetli uzun pas yüzdesine baktığımızda ise bu oranın %47 olduğunu görüyoruz. Örneğin Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Leandro Paredes'te ise geçtiğimiz sezonun başarılı uzun pas ortalaması %72. Vecino için pas tercihini daha ziyade yakınındaki oyunculara garanti pas olarak değerlendiren, takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokabilecek uzun paslarda ise pek de başarılı sayılmayan bir oyuncu diyebiliriz. Ne diyorduk biraz önce? Box to box oynayabilen, yani dribling yeteneğine sahip oyuncu ihtiyacı. Vecino'nun sezon geneli maç başı ortalama başarılı dribling oranı %50. Az önce örnek verdiğimiz Paredes'te ise bu oran %80. Mesele Vecino'nun istatistiklerinin Paredes'ten aşağı olması değil aslında. Mesele Galatasaray taraftarlarına hayal ettirilen seviyenin Paredes seviyesi olması, ardından son gün Vecino'nun transfer edilmesi. Yani problem Vecino'nun yetenekleri değil. Problem Vecino'nun yeteneklerinin Galatasaray taraftarlarında oluşturulan beklentiyle uyuşmaması. Gelin Vecino'yu bir de Galatasaray'dan gönderilmesi gündemde olan Mitso ile kıyaslayalım. Ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Çıkılan maç sayısını kenarda bırakıp 4 farklı istatistik üzerinden baktığımızda bu 4 istatistiğin 3'ünde özellikle isabetli uzun pas yüzdesinde Mitso Vecino'nun hayli önünde. Burada anlatmak istediğim Mitso'nun Galatasaray için yeterli bir seviye olduğu değil, Vecino'nun Galatasaray'ın aradığı seviye olmadığı gerçeği. Transferin bitmesine henüz 11 gün var, evet. Ama UEFA'ya listelerin teslimi için son tarih bugün. Vecino transferinin gerçekleşmesi halinde umarım oyuncu Galatasaray'da gerçekten başarılı olur. Kendisi için yapılan negatif yorumları boşa çıkaran yüksek bir performans sergiler. Ve umarım yanılan ben, performansıyla Galatasaray'a büyük katkılar veren ise Matias Vecino olur. Vecino transferiyle, transfere dair yaptığım yorumlarla veya videonun geneliyle ilgili olumlu, olumsuz tüm görüşlerinizi videonun altına yorum olarak yazabilir, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olabilir, sonraki videolarımızdan haberdar kalmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Futbola dair yeni videolarda görüşmek üzere.